özel cehennem görevlileri vardır. Yani sayıları Kur'an'da 19 olarak geçiyor. Yani güçlü, kuvvetli. Böyle yani yalvarsalar da onlar etkilenen varlıklar değil. Özel yaratılmışlardır. Cehennem zebanileri. Yani Allah'ın emrine derler, güçlü, kuvvetli. Yani sürükleyen alır götürür. Yani zorla yapar yani. Allah onlara özel bir güç vermiştir. Allah'ın tecellisidir onlar. Ama onlar cehennemde yaşadıkları halde, bakın çok önemlidir bu, cehennemin rahatsızlığını hissetmezler. Cehennem onlara cennet gibi gelir. Allah'ın verdiği bir şeyle, güçle etkilenmezler. Yani ters etki yapar onlarda. Küfür için azaptır. Yani algıya bağlıdır bu. Evet. Onun için onlar orada Allah'ın kulu olarak, Allah'a ram olmuş, Allah'a bağlanmış hizmetler olarak sonsuza kadar cennet zebaniler orada hizmet edecekler. Cehennemin en derin tabakasına münafıklar indirilecek. Hazreti Musa devrinin münafıkları, Peygamber Efendimiz devrinin münafıkları, Mehdi devrinin münafıkları hepsi bir araya getirilecekler. Yerin en alt tabakasına, cehennemin en alt tabakasına indiriliyor bunlar. Tabi o yani karanlık bir yer, çok ızdıraplı bir yer, kirli bir yer. Mağmanın, ateşin, pis kokunun, kirin, azabın çok yoğun olduğu bir yer. Ama en çok onları rahatsız edecek olan şey kıyastır. Yani cennetle kıyas etmektir. Cenneti gördükçe iyice azapları artacak inşallah. Cehennemin en dibindeki, en dibinde iblis mi olacak yoksa bir insan mı olacak? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Münafıklar olacaklar. Ama şeytan hepsinin yanında olacak. Yani bütün dinsizlerin her yanında olacak. Mesela münafıklarla da iç içe olacak şeytanlar. Kafirler de iç içe olacak. Yani her tabakada, her yerde şeytanla beraber olacaklar. Çok çok aşağılık olduğunu zaten oradakiler de ona söyleyecekler. Mertebesini de bilecek, münafık olduğunu da bilecek. Çok karaktersiz ve aşağılık olduğundan adı gibi emin olacak. Onun azabıyla zaten yanacak. Münafıkların durumu çok perişan. Yani onlara azabın her türlüsü yapılıyor. Gece gündüz onları ateşe sunulurlar. Hatta diyor Cenab-ı Allah yüzünün etleri dökülür diyor. Yeniden Allah onlara et giydirir. Yine dökülür, yine giydirir diyor Allah. Yani muazzam azap olacaktır.